Herkese merhabalar. Çiğli Belediyesi Avrupa Birliği Ofisi olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz gençlik, çevrimiçi gençlik söyleşisinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Bugünkü konumuz Interrail üzerine olacak. Yani tek bir biletle Avrupa seyahati mümkün. Bununla ilgili uzman kişimiz Derya Hanım, size konuyu anlatacak kişi. Şimdi ben sözü arkadaşım Volkan'a vermek istiyorum. Daha sonra Derya Hanım size geçeceğiz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Avrupa Birliği biriminde birbirinden Volkan Çiğli Belediyesi'nde çalışıyoruz. Burada Toygun Bey'in dediği gibi çevrimiçi gençlik söyleşileri düzenliyoruz. Yani gençlerimizin ilgi duydukları konular üstüne veya faydalanmak istedikleri bunlardan yararlanıp Avrupa fırsatları yaratmayı düşündüğü konuları ele alıyoruz. Şimdilik böyle başladık. Daha önceki programlarımız Isaac üstüneydi. Bir önceki programımız da uluslararası gençlik kamplarıydı. Bugünkü konumuz da Interrail. Gençlerin aslında dediğiniz gibi bildiği bir konu. Ama hiç bilmeyenler için de hani bir biletle farklı ülkeler gezebilmek mümkün mü? Hani bu nasıl olacak? Bu konuları bugün de aramızda Genç Turizm Şirketi Ulaşım Bölümü Koordinatörü Derya Salgar hanımefendiyle işleyeceğiz. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Umarım bu da çok keyifli geçecektir bu söyleşimizde. Gençlerimiz de bu fırsatlardan yararlanacaktır. Buyurun Derya Hanım, sizleri dinleyebiliriz. Öncelikle sizi tanıyalım Derya Hanım. Tamam. Teşekkürler. Ben Derya Salgar. Genç Turizm Şirketi'nde çalışıyorum uzun zamandır. Ulaşım Bölümü Koordinatörü olarak çalışıyorum. Ben de bir öğrenciyken başlamıştım aslında Genç Tur. O yüzden öğrencilerin ve uzun yıllardır da öğrencilerle birlikte, gençlerle birlikte çalıştığımız için onların taleplerini, isteklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, çok keyifli bir konu Interrail. Biz anlatmaktan çok keyif alıyoruz Interrail'i. Çünkü şimdiye kadar ki uzun yıllardır tecrübelerimize dayanarak, yani Interrail'e gitmiş olanların bize geri dönüşlerinden de baktığımızda herkes çok mutlu bir gezi geçiriyorlar. Umarım sizler de bu anlatımdan da keyif alırsınız. Yani dediğim gibi ben çok keyif alarak anlattığımız programlardan bir tanesi. Yani gençlik kampları, Interrail, ama ikisinin de yeri bambaşka tabii ki. Şimdi bir Interrail, arkadaşlarımız da dediği gibi bir pas bilet uygulaması. Avrupa Demiryolları İşletmesi tarafından uygulanan bir uygulamadır. Benim bir sunumum var. Onu şey yapalım. Bir saniye. Dakika. Evet, şu anda paylaşabildim galiba. Şu an görebiliyoruz. Görebiliyorsunuz. Evet. Evet, Interrail nedir? Interrail, bir saniye. Avrupa Demiryolları İşletmesi'nin uyguladığı, tarafından uygulanan gezginler için ekonomik bir ulaşım olanağı sunan bir pas bilet uygulamasıdır. Yani bunu biraz açarsak, pas bilet nedir? Başlangıç tarihini kullanıcı kendisi belirliyor. Ne zaman gideceğini, senenin 12 ayı geçerli, ne zaman, nerede, nasıl kullanacağı tamamen kullanıcıya aittir. O süre aralığı içinde, almış olduğu süre aralığı içinde Avrupa'da istediği ülkelerde sınırsızca kullanım hakkı elde edebiliyor bu biletle. Hani bazen böyle kafalarda açılması için şöyle açıyoruz. Akbil gibi düşünün. Nasıl bir akbil, aylık akbil aldığınız zaman bir ay boyunca sınırsız kullanım hakkı tanıyor size bütün ulaşım araçlarında. Bu Interrail de Avrupa için böyle bir ulaşım aracıdır. Tabii tek bilet fiyatı ödüyorsunuz, ama o tek bilet fiyatında Avrupa'da birçok seyahat gerçekleştiriyorsunuz o aldığınız süre dahilinde. Bu süreyi gezme süreniz tamamen size kalmış, kullanıcıya kalmış. Çünkü isterseniz hızlı hızlı ve sık gezi yapabilirsiniz, isterseniz daha sindire sindire yavaş bir gezi de tercih edebilirsiniz. Tüm Avrupa'da geçerli dedik. Bu ülkeler 30 Avrupa ülkesinde geçerli. Yani işte bu
Güneyde Yunanistan, İtalya'dan Kuzey İskandinav ülkelerine kadar Portekiz dahil, yani en batıda Portekiz dahil, Balkan ülkeleri dahil buna. Hatta eskiden Fas da dahil ama Fas bir süredir dahil değil. Yani tüm bu ülkeler içinde onların var olan tren yollarını sınırsızca kullanım hakkı tanıyor. Ha bir de şöyle bazen kafalarda bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani Interrail özel bir tren ekspresi gibi algılanıyor ama hayır değil. Zaten var olan, nasıl Türkiye'de TCD'de ulusal tren yollarımız var ise, var olan tren yollarının pas bileti olarak kullanma hakkı tanıyor. Tabii bizde sadece TCDD var ama Avrupa ülkelerinde, özellikle Orta Merkez Avrupa'da tren, yani özel firmalar da var. Yani trenle ulaşım onlar da çok daha gelişmiş tabii ki. Evet, eskiden sadece Interrail'i 26 yaşın altında olanlar alabilirdi. Ondan sonra bu gençlik bileti olarak algılanıyordu. Sonra uzun yıllar önce bu yaş sınırı 28'e çekildi. Yani 28 yaş altı gençlik indiriminden yararlanabiliyor. Ama şöyle bir haber var, herkes için geçerli artık. Yani 28 yaşın altında olanlar biraz daha ekonomik bilet alıyorlar, fiyat gençlik indirimli alıyorlar. Ama yani 9'dan 99'a herkes bu bileti alıp Interrail programını gerçekleştirebilir. Bu konuda herhangi bir sınır yok. Ki hatta aile indirimleri var. Örneğin bir kişi yanında iki çocuğu, 12 yaş altı çocuk indirimleri vardır. 65 yaş üstü de senior indirimler var. Eğer 65 yaşın üstündeyseniz 28 yaş altından gençlik indirimli yakın bir fiyatla seyahat edebiliyorsunuz. Aile indirimli de şöyle bir durum var. Bir kişi, bir yetişkin yanında iki tane 12 yaş altı çocuğu ücretsiz bilet alabiliyor. Yani o çocuk ailece gitmek isteyenler için çok büyük avantaj olabiliyor çocuklarla ilgili. Bu arada Derya Hanım, fiyatı büyütme durumunuz var mı? Bu alttan, sağ alttan dördüncü buton olması lazım. 150'nin yanındaki buton olması lazım. O zaman tam ekran yapacak. Sağ alttan isterseniz ben size siz göndermiştim Volkan Bey, ben size bu sunumu. Ben bu teknik konularda belki çok beceremeyebilirim. O 150 yazan yerin sol tarafında bir simge var. Ona tıklayacaksınız. Bir dakika. Yani bu sunumun üzerindeki bir şey mi diyorsunuz? Aynen. 150'nin hemen sol tarafında eksi var hatta içinde. 150'yi göremiyorum ben ama şey. Sağ altta. Sağ altta. Sizde tam görünmüyor mu bu sunum? Tam gözükmüyor, evet. Peki size göndermiştim. Siz paylaşabilir misiniz? Devam edin. Ben hemen alayım sunumu. Buradan paylaşayım. Siz devam edin. Ben ayarlayacağım. Ben Volkan Bey'in mailine yollamıştım. Tamam. Eğer tamam. Açabiliyorsanız. Tamam. Ben şimdi ayarlayacağım onu. Siz devam edin lütfen. Okey. Ben göndereceğim. Tamam. Biz şimdi ofis ortamında değiliz şu anda. Uzaktan çalışıyoruz ve ofis ortamındaki arkadaşlarım da yok. Ben de bu konularda X kuşağı olarak gerçekten çok şeyim. Kendimi geliştirmem gerekiyor teknik konularda. Siz devam edin. Hiç tamam. Ben arada gireceğim ve açacağım tamam. Şeyi. Şimdi az önce Avrupa'da var olan tren yollarını kullanma hakkı tanıyor demiştik. Hangi trenleri kullanabilirim derseniz, bu ikinci sınıf trenlerin ikinci sınıf vagonlarında ve normal trenlerde geçerlidir. Ama Avrupa'da çok çeşitli tren var. Özel firmalar var, hızlı trenler var, farklı yataklı kuşetli vagonlar var. Bu trenlerde de kullanma hakkı tanıyor Interrail ama o trenlerde kullanmak isterseniz ekstra fark ödemeniz gerekiyor. Fark ödeyerek bunları da kullanmak mümkündür trenlerde. Bunlar da böyle bir vagon görüntüsü, yataklı vagonlar, kuşetli yataklı. Oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Avrupa'da tren biletleri çok pahalı. Yani neredeyse uçak biletlerinden daha yüksek fiyatlara gelebiliyor. Uçak biletleri gibi yoğun sezonlarda doluluk arttıkça fiyatlar da yükselebiliyor. O yüzden bu Interrail Pass bilet uygulaması olduğu için, bir de Interrail yani bir senede bir kere fiyat belirlenir. O da %2 civarında bir zam geliyor bu Avrupa Demiryolu işletmesi tarafı. Yani tüm Avrupa'da aynı anda geliyor. Onun dışında fiyatlar artmıyor. Yani sabit fiyat, bir yıl boyunca sabit fiyatlarla kullanıyor. O da diğer bir avantajıdır Interrail'in. Evet, şimdi Interrail'in
süreleri nedir? Eskiden sadece bir aylık biletler vardı. Bir bilet alıyordunuz ve bir ay boyunca kullanabiliyordunuz. Ama bu çeşitlendikçe ve ilgi arttıkça Flexi bilet ve global bilet diye ikiye ayrıldı. Bu Flexi biletin anlamı daha, onu ileride de bahsedeceğim, daha kısa süreli seyahat etmek isteyenler için daha ekonomik seçenekler sunar. Ama klasik interrail dediğimiz mesela bir ay sürekli geçerli var. İşte 15 gün sürekli geçerli var. 22 gün sürekli, 22 gün boyunca kullanabileceğiniz biletlerdir bunlar. Bu yani şu anda 3, 5, 8 yani 10 tane süre seçeneği sunuyor. Ve tabii bunların fiyatları da süre arttıkça fiyat artıyor. Şey düştükçe, süre düştükçe fiyatlar da düşüyor. Çeşitli interrail var. Bir ülke pas bilet de almak mümkün. Yani global pas dediğimiz 30 Avrupa ülkesinde geçerli biletler olduğu gibi sadece bir ülkede kullanmak istiyorsanız bir ülke pas almak da mümkün. Onları da flexi şeklinde, yani bir ayda 3 gün, 4 gün, 6 gün, 8 gün kullanım hakkı tanıyan biletler şeklinde mümkün olabiliyor. Flexi biletlerin de mantığı şudur. Diyelim ki bir ayda 10 günlük bilet aldınız. Evet. Diyelim ki bir ayda geliyor galiba ileriye doğru. Bir aylık bir başlangıç tarihi veriyorsunuz bilet alırken. Örneğin 1 Temmuz'da başlattınız, 30 Temmuz'da bilet bitiyor. Bir ileri daha gidebilir misiniz? Bir tane daha. Evet, burada kalabiliriz. 30 Temmuz'da diyelim ki bilet bitiyor. 1-30 Temmuz arasında geçerli olan bilette 10 gün flexi bilet aldınız diyelim ki. Örneğin en çok kullanılan biletlerden biridir. Bir ayda 7 günlük bilet 2266 lira bugünün kuruyla, yani günlük kurlara göre euro üzerinden fiyatlar verilir çünkü. O bir ay içinde 7 gün, hangi 7 gün kullanacağınızı siz kendiniz karar veriyorsunuz. Yani bunu arka arkaya da kullanmak mümkün, aralıklı da kullanmak mümkün. Ama seçtiğiniz günlerde sınırsızca seyahat etme hakkı tanıyor. Yani bu flexi bilet ve global bilet arasındaki farkı göstermiş olduk. Flexi bilet ve global bilet arasında içerik olarak ve kullanım olarak herhangi bir fark yok. Sadece kullanım sayınızı sınırlıyor ki bu çok da avantajlı oluyor aslında. Daha ekonomik seçenekler sunuyor. Son mesela geçen sene 3 ay sürekli biletler bile çıkarıldı. Bu 6.000 lira gibi. Gerçi tabii 1 ay 3 ay boyunca gezmek herkesin harcı değil ama olabilir. Neden olmasın? İlgisi olanlar olabilir. En çok kullanılanlar şuradaki şeyler. Gençlerin en çok tercih ettikleri biletler bunlardır. Fiyat, bunlarda fiyatları görebiliyorsunuz. Yani 1670 liradan başlıyor bu biletler. 6113 liraya kadar devam ediyor. Güncel kurlara göre değişebiliyor. Euro değerleri sabittir. Dediğim gibi senede bir kere belirlenir o değerler. Çok az zam geliyor. Bazı bu sene gelmedi bile zannediyorum. Pandemiden dolayı, çünkü kullanım olamadığı için. Bundan sonra devam ediyor. Bir sonraki sayfaya geçebilir miyiz? Evet, zaten az önce bundan bahsetmiştim. Ha, ek ücretler, yani normal trenlerin ikinci sınıf vagonlarını kullanabiliyoruz. İkinci sınıf vagonun anlamı da şudur. Yani birinci sınıf vagonlar biraz daha konforludur. Ama Intercity, Eurocity, TGV gibi hızlı tren, yatak, kuşet vesaire gibi parklar için de fark ödeyerek kullanabiliyoruz. Bir sonrakini rica etsem. Evet, Flexi'yi de az önce anlatmıştım. Yani daha az seyahat etmek istiyorsunuz. Siz evet yurt dışına gitmek istiyorsunuz ama bunu en ekonomik şekilde yapmak istiyorsunuz. En ekonomik şekilde yapmanın yollarından bir tanesi de bu. Çünkü zaten gittiğiniz ülkelerde, yani şehirlerde daha doğrusu, bir iki gün konaklayabiliyorsunuz. Yani her şehirde hemen her gün seyahat etmeniz gerekmediği için Flexi olarak almak özellikle son yıllarda çok tercih edilen bir yöntem. Bir sonrakini alabilir miyim? Evet, şimdi Interrail'e çıkmadan önce tabii vize almalısınız. Biliyorsunuz Türk vatandaşları olarak birçok ülke için vize gerekiyor. Yani kapıda vize almak gibi bir şey söz konusu değil. Ama Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı Schengen ülkesi olduğu için, İngiltere hariç, İngiltere zaten çok tercih edilmiyor Interrail'de ada ülkesi olduğu için. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı Schengen ülkesi olduğu için bir ülkeden alacağınız vize ile diğer tüm Schengen ülkelerinde gezebiliyorsunuz. Eğer Interrail biletiniz varsa Interrail biletiyle birlikte vizeye başvurmak size avantaj sağlıyor. Çünkü bilinen bir program, ne zaman gidip ne zaman döneceğiniz belli oluyor.
o programla internet biletinizle vize başvurabiliyorsunuz. Ve tek diyelim ki siz Almanya'dan başlatıyorsunuz biletinizi, Almanya'dan vize almanız yeterlidir. Almanya'dan alacağınız Schengen ortak vize uygulaması sayesinde diğer tüm Avrupa'yı gezebiliyorsunuz. Bu tabii çok büyük bir avantaj ortak vize uygulaması. Çünkü eskiden yani Interrail bu 90'lı yıllarda her ülkenin konsolosluğuna tek tek giderdi öğrenciler. Ve o zamanlar online randevu vesaire de yoktu tabii ki. Böyle sabahın 4'ünde 5'inde konsolosluk önünde kuyruğa girilirdi. İşte Fransa'dan ayrı vize alırdı, Almanya'dan ayrı vize alırdı, geçici Bulgaristan'dan ayrı vize alırdı. Bu ne demektir? Hem çok ciddi bir emek her vize, hem de şey tabii ki mali açıdan da zorlayıcı bir durum vize masrafları. Yani en Interrail'in en sevimsiz kısmı vize kısmı. Ama öğrenciyseniz ya da sizi Türkiye'ye bağlayan nedenler varsa, çalışıyorsanız ki zaten normal her vizede sorulan sorular gibi, dediğim gibi Interrail biletiyle birlikte vizeye başvurmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bir ortak vize uygulaması sayesinde de daha rahat olacaktır. O yüzden gözünüzü korkutmasın. Bileti aldınız, vizeye başvurdunuz. Diyelim ki çünkü Interrail'e gideceğinizi beyan ettiğinizde bileti görmek istiyorlar. Eğer bir sorun yaşarsanız vizeyle ilgili %15 gibi bir kesintiyle, bu da yine Demir Yolları Birliği'nin yaptığı bir kesintidir, kesintiyle biletinizi iade edebiliyorsunuz. Öyle bir hak da tanıyorlar. Evet, biletleri maksimum 11 ay öncesinden satın alabilirsiniz. Yani siz derseniz ki ben biletimi şeyde gitmek istiyorsunuz. Yani Ocak, önümüzdeki sömestrede gitmek istiyorsunuz. Ama ben biletimi şimdiden alayım. Euro çünkü arttıkça ödemeniz gereken TL rakamları değişebiliyor. Türkiye'de dövizler çok hareketli bugünlerde. Erkenden satın almak mümkün. Yani ama 11 ay önceden alıp işte siz Şubat başlangıçla, diyelim ki 1 Şubat başlangıçta biletinizi şimdiden de satın alabilirsiniz. Ama genellikle öğrenciler böyle 1-1,5 ay öncesinden alırlar. 1-1,5 ay öncesinden alıp vize işlemlerine başlamak için özellikle minimum 1 ay önceden alınmasını tavsiye ediyoruz. Ama yeşil pasaportunuz varsa ya da daha önceden vizeniz varsa aynı gün bile, yani seyahate çıkmadan aynı gün bile gelip biletinizi satın almanız mümkün. Bu biletin hazırlanması zaten en fazla yarım saatlik bir program işlem gerektirir ki online olarak da almak mümkün zaten, yani ofise de gelmeniz gerekmiyor. Ama biletler elektronik bilet değildir. Yani uçak biletlerinde alıştığımız hani elektronik bilet, elimizde kağıt olma zorunluluğu yok biliyorsunuz. Ama Interrail'de hala eski sistem bir kağıt bilet, kıymetli kağıt bilettir, kaybetmemeniz gerekiyor. Evet, bir sonrakini rica edeyim. Evet, konaklama. Şimdi Interrail klasik bir tur programı gibi değil. Yani bir tur programına gittiğiniz zaman her şey önceden belirlenmiştir. İşte ne zaman hangi otelde kalacağınız, nerede öğlen yemeği yiyeceğiniz, hangi nereleri gezeceğiniz, hangi müzelere gideceğiniz her şey önceden belirlenmiştir. Ama Interrail'in konaklama ve yemek kısmı tamamen size kalmıştır. Tekrar bir öncekine, konaklama yemek kısmı tamamen size kalmıştır. Yani onlar şeyi kapsamıyor. Yani Interrail sadece trenli ulaşımı kapsar. Ama Interrail'de tabii ki amaç genelde öğrencilerin ve gençlerin tercih ettikleri bir program olduğu için en ekonomik şekilde en çok yeri gezebilmektir. Yani minimum ekonomi harcamayla en çok yeri gezebilmeyi amaçlar. Avrupa'da gezi kültürü çok yaygın olduğu için yani bunun için hostelleri tercih edebiliyor öğrenciler. Hosteller genelde gençlere hitap eden, böyle bir iki kişilik odaları olabileceği olduğu gibi hani 4-6 kişilik böyle koğuş stili odaları vardır. Orada oda değil yatak kiralarsınız. Ama hosteller aynı zamanda sosyalleşebileceğiniz yerlerdir. Mutfaklarını kullanabilirsiniz, ufak tefek yemek yapabilirsiniz, böyle makarnalar vesaire gibi hazır çorba yapabilirsiniz. Yani bazı öğünlerinizi o şekilde geçirebilirsiniz. Onun dışında zaten genelde hostellerde kahvaltı da verilir ama onların kahvaltı kültürü tabii bizimki gibi değildir. Yani o çok beklentiniz olmasın, konfleksle ya da kızarmış ekmekle karşılaşabilirsiniz. Hosteller en ekonomik seçeneklerden bir tanesidir ama bir de Interrail'cilerin yaptığı ekonomilerden bir tanesi de şudur. Örneğin gece trenlerini tercih ederseniz gece yolculuklarını, eğer uzun parkurlarda mümkün olabiliyorsa bu, o zaman şey yaparsınız. Yani en azından 2-3 geceyi trende geçirmiş olursunuz. Hem yol almış olursunuz bu arada, hem de
otel ya da hostel masrafından tasarruf edersiniz. Ama artık zaten Airbnb gibi konaklama seçenekleri de var. Eğer kalabalık gidiyorsanız Airbnb'den böyle kiralayacağınız evler sizin için daha avantajlı olabilir. Onun dışında yine gezginlerin kullandıkları Couchsurfing denilen bir sistem var. Hospitality Club Couchsurfing. Bunlar da o bölgede yaşayan insanların gezginleri evlerinde ağırlamasını amaç eden bir sistemdir. Ama bunu şey gibi düşünmeyin. Yani bir kültür alışverişi amacınızsa bunu düşünün. Sadece hani bir iki geceyi konaklama masrafından kurtulmak için düşünüyorsanız onu çok tavsiye etmiyoruz. Yani orada Couchsurfing sistemlerinde zaten kalmak istediğiniz, yazıştığınız kişilerin puanlamaları vardır. O puanlamalardan da bakabilirsiniz. O sistemleri zaten interyerin amacı sadece gezmek, görmek, kültürü tanımak tabii ki. O sistemlerde evinde kalmasanız bile orada yaşayan insanların en azından dışarıda da buluşabilirsiniz. Hani birkaç saat geçirip böyle bir kahve bile içip o konuda tanışmak da mümkün olabiliyor. Yani bu yeni kapılar açabiliyor size. Yemek kısmında da zaten bu gezide en çok masrafınız herhalde konaklama ve yemekle ilgili olacaktır. Ama interyerde yemek kısmında da bunu nasıl ekonomik hale getirebiliriz? İşte dediğim gibi hostellerin mutfaklarını kullanabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Ama bizim ofisimizde böyle büyük boy şey fotoğrafları var, büyüttüğümüz Nutella'lı ekmek çok popülerdir. Yani marketlerden alacağınız işte peynir vesaire hani ekmek gibi şeylerle kendi sandviçlerinizi yapabilirsiniz. Bazen fast food restoranlar tabii çok kurtarıcı olabiliyor, daha ekonomik olabiliyor. Ama zaman zaman da tabii ki o gittiğiniz bölgenin, yörenin yemeklerini tatmak gezinize lezzet katacaktır. En azından dönem dönem de bunu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bu yani bunu ekonomik olarak yapmak tamamen sizin elinizde. Ne kadar eğer çok fazla dışarı çıkarsanız onu da zaman zaman olacaktır mutlaka. Tabii ki gece gezmek isterseniz rakamlar biraz daha yükselecektir. Evet, bir sonrakini rica edebilir miyim? Bir sonraki slaytımız. Evet, burada da hostellerden, trenlerden bazı fotoğraflar var. Yani bu sol taraftaki gördüğünüz gibi böyle 2-3 kişilik bir hostel odası. Hosteller açısından ortak duşları vardır, duşlarını kullanabilirsiniz. Evet, bunu da geçebiliriz. Hı-hı. Evet, bir de interyer, şimdi backpackers. Şimdi interyer zaten böyle backpackers'ların ait bir gezi programı gibi düşünülüyor. Çanta olarak nasıl bir çanta almalıyım? En çok sorulan sorulardan biridir bu. Bir kere mümkün olduğunca hafif gitmenizi tavsiye ediyoruz. Yani orada kullanıp atabileceğiniz, belki yaz döneminde gidiyorsanız eşyalarınız olabilir. Hani ufak tefek tişörtler, şortlar götürebilirsiniz. Çok fazla ağırlık almayın. Ama çanta ve ayakkabı konusunda da kaliteden kaçmayın açıkçası. Çünkü kalitesiz bir çanta sırtınızı zorlayabilir veya çok ağır bir çanta sizi zorlayabilir. Artı çok yürüyüş yapacağınız için yürüyüş ayakkabıları, yani bir iki alternatif yürüyüş ayakkabı götürmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi bütün gezi boyunca tabii sırtınızda bu kadar ağır bir çantayla gezmeniz mümkün değil. Diyelim ki interyerin en avantajlı taraflarından birisi de o. Diyelim ki o gün bir şehre gittiniz ama orada konaklamayı düşünmüyorsunuz. Sadece bir gün geçirmek istiyorsunuz. O zaman örneğin trenlerde kiralık dolaplar var. O dolapları kiralayabilirsiniz. Böyle çok cüzi rakamlarla 2-3 euroya, belki 5 euroya kiralayıp çantanız, büyük çantanızı o dolaplar, kilitli dolaplarda tutup sonra siz küçük çantanızla günlük gezinizi yapıp sonrasında tekrar trene devam edebilirsiniz. Hı-hı. Evet. Evet, en can alıcı kısmı da bu zaten şu anda. Şimdi interrail biletin toplam maliyeti ne olur? Yani dedim işte biletin ücreti, konaklama kısmı, yeme içme gibi masraflar. Yani tabii gideceğiniz süreye göre değişir ve sizin harcama alışkanlıklarınıza göre de değişebilir. Ama yani minimum 750 eurodan başlar. 1000-1500 eurolara kadar çıkabilir. Hani 2000 euroya da yapabilirsiniz belki. Ama daha ekonomik olarak da yapabilirsiniz. Ama bir interrailcinin aslında birinci amacı ekonomik gezebilmek olmalı. Eğer çok lüks bir gezi yapacaksanız zaten interrail olmaktan çıkar. Yani o interrailin amacına aykırı olursunuz bu durumda. Tabii ki aslında
İnternet çok popüler gençler arasında. Zaman zaman böyle bazı kurumsal firmalar da çok bu İnternet ile ilgili gençlere ulaşabilmek için kampanyalar yaptılar. Yani özellikle 2013, 14, 15, 16 yıllarında ama 2016'dan itibaren dövizler çok yükseldiği için, euro çok yükseldiği için şimdi 750 bin euro eskiden hani 2000, 3000 lira gibi bir rakama denk geliyordu. Bilemediğiniz 4 bin lira. Ama şimdi Türk lirası karşılığı biraz yüksek olduğu için açıkçası artık bilmiyorum bir şekilde adapte olacağız herhalde. Olmaya çalışacağız. Şu pandemi geçsin. Ondan sonra bu kısmı da düşüneceğiz herhalde. Bir sonrakini rica edebilir miyim? Evet. Yine çok sorulan bir soru bize. İnternet gezisi güvenli mi? Yani burada başıma nasıl bir problem gelebilir? Çünkü bir tur programına gitmiyorsunuz. Ne zaman nerede kalacağınızı siz kendiniz belirliyorsunuz. Oldukça yani biz yıllardır satıyoruz. Şu anda hırsızlık, ufak tefek bir hırsızlık vakaları dışında hiçbir olumsuz geri dönüş almadık. Ki büyük şehirlerde yani İzmir, İstanbul gibi ya da büyük şehirlerde yaşamaya alışmış yani Türk gençleri olarak zaten biz otokontrollü yetiştiriliyoruz. Gençler yetiştiriliyor. Nasıl bazı şeylere dikkat ediyorsak hani Türkiye'de yaşarken yurt dışında da dikkat etmemiz gerekiyor. Hani belli saatlerde belli güvenli görmediğiniz sokaklara girmemeniz gerekir belki. Sonra paranızın tamamını üzerinizde taşımamalarını tavsiye ediyoruz. Mutlaka bir iç cepleri olabilir. Bu seyahat malzemeleri satan dükkanlarda da satılıyor. Böyle bel çantası ya da boyun çantası. Yani tişörtünüzün içinde taşıyabileceğiniz şeyler olabilir. Paranızın bir kısmını bankaya yatırmanızı tavsiye ediyoruz. İntihar biletinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Onun dışında yani bu tür önlemleri aldıktan sonra şimdiye kadar şimdi İntihar ile ilgili herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bir de orada tabii ki yol bulmak, iz bulmak çok kolay. Avrupa'da her şey mesela benim yön tayinim çok kötüdür. Hep ters yönlere giderim, kaybolurum gibi. Ama insan Avrupa'da her şey çok böyle yazılı olduğu için böyle kurallar vesaire oklarla gösterildiği için daha rahat buluyorsunuz. Bir de en büyük güvencesi de bence elinizin altında İnterrail var. Yani gittiğiniz bir yere o şehirden memnun kalmadınız. Yani çok havasını o anda beğenmediniz. Programınızı değiştirebilirsiniz. Hemen bir trene atlarsınız. Başka bir yere devam edebilirsiniz. Yani böyle bir güvencesi var. Evet. Bir sonrakine geçebiliriz. Evet. Az önce de bahsetmiştim. Bileti aldınız ama vizeyle ilgili bir sorun yaşadınız ya da siz gitmekten vazgeçtiniz. Başlangıç tarihinden önce yani biletin başlangıç tarihinden önce getirmeniz koşuluyla iadesi anında mümkündür. Tarih değişikliği de yapılabiliyor İnterrail biletlerinde. Bir kere değişim hakkı tanınıyor. Yani başlangıcını değiştirebiliyorsunuz. Bir sonrakini rica edebilir miyim? Evet, şimdi tren tarifeleriyle ilgili bilgiye nasıl ulaşabilirim diye soru var. Çünkü az önce dediğim gibi çok fazla sayıda tren var. Bazı trenlerde rezervasyon gerekir, bazılarında rezervasyon gerekmez. Ama bu tren tarifeleriyle ilgili yani bu ülkelerin tren yolu sayfalarından da bakabilirsiniz ama en pratiği Rail Planner uygulaması, bu Interrail'in uygulamasıdır. Ücretsiz bir uygulamadır. Cep telefonlarına indirebiliyor kullanıcılar bu uygulamayı. Ayrıca çevrim dışı da çalışıyor. Yani internetleri yoksa da oradan trenlerin saatlerini, hangi saatlerde kalktığını ya da kaç saat sürdüğünü yolculuğun aktarma noktalarına kadar görüntüleyebiliyorlar. Rezervasyon gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi bilgileri de görüntüleyebiliyorlar. Ama internette genelde şöyledir, yani internetin yaptığı bu Rail Planner'dan kaba taslak bir program yaparlar. Ama genelde istasyonlara gittikleri zaman rezervasyon gerekip gerekmediği konusunda da bilgi alabiliyorlar. Bazı hatlarda dediğim gibi rezervasyon zorunluysa onun için de bir ek ücret ödemeleri gerekebiliyor. Ama bunlar 3 euro ile 5 euro arasında gibi rakamlara denk gelebilir. Bu mümkündür. Bir de biz internetçileri yani çok böyle birebir bir program yapmalarını önermiyoruz. Yani tabii ki bir kaba taslak bir program yapsınlar hangi tarih aralığında nerede olacaklarını. Ama bütün rezervasyonları, otel vesaire rezervasyonları önceden yaparlarsa o biraz böyle rahat bir gezi olmaktan çıkıyor. Biraz hızlı hızlı bir sonraki istasyona yetişmeye çalışmakla geçebilir. O yüzden biraz daha esnek olabilirler ki tam anlamıyla bir intihar eyle olsun. Bir sonrakini rica edeyim.
Evet, neden Interrail yapmalıyız? Interrail sırt çantalı gezme kültürünü ifade ediyor. Yani uzun yıllardır o kadar çok kişiyle tanışıyoruz ki, yani Interrail ile başlayıp, ki Interrail eskiden yapmak çok daha zordu. Yani internet yoktu bir kere, iletişiminiz kopuyordu, Avrupa'ya gidiyordunuz. Yani telefon, cep telefonu diye bir şey yoktu. Ankesör telefonlarla aramak zordu. Şu anda yani elinizin altında sürekli bir telefon var. Artı internet birçok yerden zaten Avrupa'da kafelerden, trenlerde vesaire istasyonların internetlerini kullanabiliyorsunuz. Paket de alabilirsiniz, internet paketleri de alabiliyorsunuz. Ne zaman nereye gideceğinizi internet üzerinden çok ciddi, çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Bir başlangıç, yani bir gezgin kültürünü ifade ediyor ki Interrail ile başlayıp da dünyada gezmedik yer bırakmayan çok kişi tanıyorum. Yani tam bir gezgin olan, ki biliyorsunuz Interrail Avrupa, Interrail Türkiye diye bir grup bile kuruldu. Yani onların kurucusu mesela Interrail ile başlamıştı ilk. Ondan sonra dediği gibi o bir gezgin kültürüne düşündü. Yani onlar şimdi Interrail değil ama başka böyle kamplara da gidiyorlar vesaire gibi. Tamamıyla bir gençlik hareketi haline geldi. Evet. Bu bir öncekiydi galiba. Bir sonrakini rica etsem. İleriye doğru gidersek, evet, yani şimdi Interrail dediğim gibi bir ya da iki şehre gidecekseniz eğer Avrupa'da, örneğin sadece ben Amsterdam bir de Brüksel'e gideceğim derseniz o zaman belki Interrail'i tavsiye etmeyebiliriz. Ama böyle üçten fazla şehir görmek istiyorsanız, yani en ekonomik şekilde daha uzun vakit ayırabiliyorsanız buna mutlaka Interrail'i tavsiye ediyoruz. Tek tek bilet almaktansa bu kombine bilet, yani pas bilet uygulamasıyla bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani Interrail tabii ki gezme kültürü, gezmek her zaman güzel. Fakat hani farklı insanlardan, ülkelerden insanlarla tanışmanızı sağlar. Çünkü trenlerde sizin gibi birçok backpackers dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş, kültürlerden gelmiş gezginlerle karşılaşabilirsiniz. Hosteller bunun için çok sosyal ortamlardır. Interrail'e tek de gidebilirsiniz. Yani tek başına, bu da Interrail'cilerin çok tartıştıkları, yani üzerinde durdukları bir konudur. Kimisi tek gitmeyi savunur çünkü anında karar verilmesi gereken bir gezidir. Yani özgür olursunuz. O anda hani kimseye bağlı kalmazsınız. O anda karar verirsiniz. Örneğin o gün hangi ülkede, hangi şehirde devam edeceğinizi ya da gezinize nasıl devam edeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Ama iki ya da üç arkadaş gidenler de çok keyif alıyorlar tabii ki. Yani ben tek gitmek de bir tercih ama 2-3 kişi de gidebiliyorsanız çok büyük bir avantaj tabii bu da. Evet, sadece Avrupa'yı kapsıyor. Yani Amerika için de böyle programlar ama sadece 30 tane Avrupa ülkesini kapsıyor. Yani bu Balkan ülkeleri de dahil. Şeyler içinde pas bilet uygulamaları var. Bazı ülkeler içinde pas bilet uygulamaları var Uzak Doğu vesaire için ama Interrail sadece Avrupa maalesef. 2-3 kişi de gidebilirsiniz. Yani bu şey, hem onlar daha paylaşım olur. Hani güvenlik açısından kendinizi daha rahat da hissedebilirsiniz. Türkiye'de yani 2-3 arkadaş gidenler vardı. Ama şey çok duyuyoruz tabii. Ben çok gitmek istedim, arkadaş da buldum. Ama son dakikada vazgeçti, gidemedim, içimde kaldı. Böyle düşünmeyin. Yani gezmek farklı bir şey. Tek başınıza da çok keyif alacaksınızdır mutlaka. Bir de şimdi bir tur programına zaten ileriki yaşlarda da mutlaka gider gençler ama gençken bir tur programına gidip işte orada belli yaş grubundaki insanlar da, her yaş grubunda insanlar işte alışveriş evet, vize alımı bilette kolaylaşıyor. Yani tabii ki garanti etmiyor vizeyi ama kolaylaştırıyor mutlaka. Çünkü ne zaman nereye gideceğiniz, ne zaman döneceğiniz biliniyor ve bilinen bir program olduğu için Interrail'cide. Ama onun yanında tabii ki öğrenciyseniz, öğrenci belgenizi çalışıyorsanız, çalıştığınız yerden bir belgeyi mutlaka sunmalısınız. Gene tabii klasik vize, yani sevimsiz belgeler var. İşte banka hesap bilgileri istenebiliyor. Öğrenciyseniz anne sizin masraflarınızı karşılayacak kişinin maaş bilgileri istenebiliyor gibi. O belgeler isteniyor yine. Ama Interrail ile gidenlerin vize alma oranı çok çok yüksek. Yani alamama oranı çok düşüktür. Bir de şöyle bir avantaj da var. Mesela bir ülkeden deneyebilir. Diyelim ki İtalya'dan denedi. İtalya'da sorun yaşadı. Hemen başka bir ülkeye, eğer vakti varsa başka bir ülkeden de şeyi devam ettirebilir.
Evet, trenle yolculuk yapmak ayrıca keyiflidir. Yani bir arabada ya da otobüste yapamayacağınız şeyler trende mümkün. Hani kalkıp dolaşabilirsiniz. Trenlerin avantajı, yani bazı restoranları olabiliyor, vagonları olabiliyor. Ki Avrupa'da tren ulaşımı çok yaygın olduğu için devam edebiliyorsunuz. Yani bir tren inip bir sonrakine gidebilirsiniz. O anlık karar verebiliyorsunuz. İnterrail'in özgür gezi, yani en güzel tarafı anlık karar verebilmeniz. İşte orada da yazdığı gibi, örneğin sabah Amsterdam'da olup öğleden sonra Paris'te Eiffel'de devam edebilirsiniz. Bir sorumuz var galiba. Yardım. Evet, şimdi bu interrail biletleri sadece bazı deniz trenlerde geçerli, ama bazı deniz yollarında da indirim sağlayabiliyor. Özellikle en çok bilinenlerden biri Yunanistan'ın Patra limanından İtalya'nın Brindisi, Ancona ya da Bari'ye giden Bari limanlarına, yani şehirlerine giden feribotlar var. O feribotlarda ücretsiz seyahat hakkı da tanır size. Ama bu şeyden sonra, yani yıllar önce Yunanistan bir ekonomik krizinden sonra, Yunanistan eskiden interrail'e giderken gençler şöyle yapardı. Sirkeci'den trene binerlerdi. Sirkeci'den Yunanistan trenleriyle işte Selanik, oradan Atina, oradan da Patra'ya kadar Yunanistan üzerinden trenle giderlerdi. Patra'dan feribotla İtalya'ya geçerlerdi. Orada sadece bir 20-30 euro bir feribot liman vergisi ödüyorlardı. O feribotlar yani büyük yolcu gemileridir. Onların tabii bir kamera ya da pullman vermiyorlar, ama onların kapalı salonlarında seyahat etmenize izin veriyorlar. İsterseniz ekstra ödeyerek onları devam edebiliyordunuz. Bunlar da ücretsizdir. Ama biz uzun bir süredir, yani Yunanistan trenlerinde, zaten Yunanistan'da trenler çok yaygın olmadığı için, bir de böyle çok daha ekonomik uçak bileti de bulmaya başladı öğrenci. Mesela bu Pegasus Hava Yolları gibi Türk Hava Yolları'nın ya da bazı charter firmalarının ucuz uçak biletleriyle genelde şöyle son yıllarda biletler şöyle tercih ediliyor. Örneğin İtalya'dan başlatıyorlar. İstanbul'dan Roma'ya bir uçak bileti alıyorlar. Çünkü bir de bu flexi biletler çıkınca interrail masrafını, yani bilet masrafını biraz daha kısıtlı tutup biraz uçakla birleştirince onlar için daha konforlu ve daha kolay bir gezi oluyor. Örneğin İtalya'dan başlatıyor, Roma'ya gidiyor. Ama gidiş dönüşünde Amsterdam'dan alıyor. Yani güneyden başlayıp kuzeyde bitiriyor uçak biletlerini. Fakat arada Interrail ile çok rahat gezebiliyorlar. Evet, yani şimdiye kadar dediğim gibi geri dönüşlerde sadece bir kişi çok mutsuz oldum dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sunum yapıyorduk. Ben dedi gittim ama hiç memnun kalmadım dedi. Çünkü kız arkadaşından ayrılmış. Yani gezide. Onun dışında herkesin çok mutlu olduğu, iyi ki gitmişim dediği ya da gitmek istediği, gidemeyenlerin içinde kaldığı bir program. Eğer vaktiniz varsa, yani her, çok klasik bir söz tabii ki, her genci mutlaka, gençken ya da ileriki yaşlarda hiç fark etmez, orta yaşlarda ya da senior olduğunuz zaman her zaman gidebileceğiniz bir gezim. İnternet biletlerinde grup indirimi yok. Yani grup olarak da gidebilirsiniz, ama çok kalabalık bir grup olarak gidilmesini çok tavsiye etmiyorum. Çünkü anlık karar verilen bir program. Ama şöyle çok spesifik, yani kısa süreli tutarsınız. Çok uzun tutmazsınız. Dediğim gibi uçaklarla birleştirirsiniz. Birkaç şeyleri programlayıp grup olarak da gitmek mümkündür. Ama grup indirimi yok. Yani dediğim gibi gençlik indirimi var. 65 yaş üstü indirimi var. Aile indirimi var. Bunun dışında ekstra bir indirim yapılmıyor. Evet, başka sorular da var. Yurt dışına tek biletler, evet, kesinlikle çok daha pahalı. Yani tek tek aldığınız zaman çok yüksek. Yani uçak biletlerinden çok daha pahalı ücretler. Ama böyle kombine bilet olarak, yani pas bilet olarak alınca kesinlikle çok daha ekonomik hale geliyor. Yani Interrail tabii ki hem bir kombine bilet hem ekonomik olmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda da size bir gezi kültürünü temsil ediyor bence. Biz de zaten Interrail'i anlatırken bu şekilde anlatıyoruz. Aile indirimini şöyle. Şimdi aile indiriminde yetişkinler için herhangi bir indirim yapılmıyor. Yani o kendi fiyatı neyse onu ödüyor. Ama yanında çocuk varsa 12 yaş altı, o çocuklar ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Yani 12, bir yetişkin yanında iki tane 12 yaş altı çocuğu ücretsiz biletle seyahat edebiliyor. Yani çocuklar için ücret ödenmiyor. Böyle bir. Meryem, ortalama 3 kişilik bir aile, 12 yaş altı çocuk. Ben biletimi aldım. Şimdi şöyle bir şey var mı öncelikle? Ben
İstanbul'dan trenle atıyorum nereye gideyim? İlk Romanya'ya gideceğim veya işte evet. Macaristan'a gideceğim. Evet. Şimdi bir ilk hangi vizem olması lazım? Hı hı. Şimdi şöyle eskiden gitmeye karar vereceğim. Tamam. Eskiden dediğim gibi şey yapılıyordu. Yunanistan üzerinden devam ediyordu. Sonra Patra'dan feribotlarla İtalya'ya geçiliyordu. O zaman sadece Yunanistan'dan vize almanız ya da İtalya'dan vize almanız yeterli oluyordu. Ama Yunan konsolosu işte ben sadece transit ülkeyim, ben de çok kalmıyorsunuz deyip İtalya'ya paslıyordu. Schengen ortak vize uygulamasına İtalya'dan vize alıp gidiyorlardı. Ama son yıllarda Yunan trenlerinin böyle aksamaya uğraması nedeniyle ki daha da ekonomik oldu. Yani uçak biletiyle gidiyorlar. Örneğin İtalya'dan başlatabilir ya da Almanya'dan başlatabilir. Nereden başlamak isterseniz kuzeyden başlayıp interrail'e gezip güneye doğru gelip oradan tekrar Türkiye'ye dönüş yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek ama sizin dediğiniz gibi ben mutlaka trenle gitmek istiyorum derseniz şu anda tek seçenek Bulgaristan üzerinden gidebiliyor olmanız. Ama Bulgaristan'ın bir dezavantajı var. Bulgar Schengen ülkesine dahil değil. Yani Bulgaristan için tekrar vize almanız gerekiyor. Yani hem bir Schengen alacaksınız hem de Bulgar vizesini almalısınız. Yani İstanbul'dan yeşil pasaportsa vesaire sorun olmuyor ama diğerleri için. O yüzden Bulgar vizesiyle uğraşmaktansa genelde ucuz uçak biletiyle Avrupa'daki bir noktadan başlatmayı tercih ediyorlar. Dediğim gibi o zaman mesela sürekli geçerli bir bilet almazlar ama flexi bir bilet alırsınız. Daha ekonomik bilet. Günlerinizi o programa göre yani flexiye göre programlarsınız. O şekilde devam edebilirsiniz. Üç kişilik bir maliyet ne olur dediniz galiba. Yani o alacağınız bilete göre değişiyor tabii. Ha, şimdi trenlerde yataklı vagon da kullanabiliyorsunuz. Her trende yataklı vagon olmayabilir. Ama yataklı vagon ücretleri de böyle yani minimum 10 Euro'dan başlar kişi başı fark ödeyerek. Yani yataklı vagonun tamamını ödemiyorsunuz. Sadece aradaki farkı ödersiniz. Yani bir 10 Euro'dan başlayabilir. Örneğin o gece bir gece treni yolculuğu yapıyorsanız hostele vereceğinizi 10 Euro, 20 Euro hostele vereceğiniz ücreti trene verebilirsiniz. Yani hem de daha rahat dinlenerek gitmiş olursunuz. Sınıf farkı mesela isterseniz ikinci sınıf trenlerinde geçerli ama isterseniz sadece birinci sınıf vagonlarında seyahat etmek üzere de bilet almak mümkün. Yani böyle de bir fiyat var. Ama biz bunu çok tavsiye etmiyoruz. Yani kombine bir şekilde birinci sınıf vagonlarda seyahat etmeyi bilet almaktansa İkinci sınıf alırsınız ama aralarda böyle uzun bir yolculuk söz konusuysa aralarda birinci sınıf farkını ödeyerek birinci sınıf vagonlarında da seyahat edebilirsiniz. Yani birinci sınıf vagonların belki mesela ikinci sınıf vagonlar 6 kişilikse belki birinci sınıflar 3 kişiliktir gibi. Yani ya koltukları biraz daha konforludur gibi. Onların da arasındaki farkı ödemek mümkün ama bu farklar tabii ülkeye göre, şehre göre değişebiliyor. Tren yollarına göre değişebiliyor ama genelde. Yani bu ek ücretler ne dedik? İşte rezervasyon ücreti, ikinci sınıf, birinci sınıf farkı, yatak, kuşet farkı vesaire gibi farkları ödediğiniz zaman yani bunlar 100-150 euroyu geçmiyor açıkçası. Genelde kullanıcılardan gelen bize geri dönüşlere göre çıkarılan rakamlar bunlar. Sınıf farkları. Bir sorum daha var. Bu interrail'i yapanlar kendi arasında bir ağ var mı? Yardımlaşma veya işte iletişim ağı, işte biz buradayız şuraya gidelim gibi hani bir ağ var mı hani sosyal medya hesabı gibi? Yani az önce bahsettiğim gibi bu bize bağlı değil, bağımsız bir ekip ama Interrail Türkiye'de bir grup var. Mesela onlar bu şekilde paylaşabiliyorlar. İşte ben hatta çok şeyler var ama onlar sadece Interrail değil, birçok konuda Interrail yardım grubu vesaire var. Bir yani biletle ilgili bir sıkıntı yaşarlarsa bu şimdiye kadar bir kere falan oldu. Macaristan'da bir görevlinin işgüzarlığı nedeniyle böyle bir sıkıntı yaşamıştı. Hemen bize geri dönüş yapabiliyorlar zaten. Bizi arayabiliyorlar. Ama sosyal medyada da Interrail zaten çok popüler. Yani dediğim gibi gruplar var. Interrail yardım grubu vesaire var. Öncesinde de bilgi alabiliyorlar zaten. Yani Facebook grupları, Instagram grupları. Öncesinde de işte Interrail gezisine çıkmayı düşünüyorum. Yani nerelere gitmemi tavsiye edersiniz gibi şeyler de var. Yani artık bilgi almak yani Interrail ile ilgili Interrail yaptıktan sonra böyle gezgin
olarak davranan çok gençler de var tabii. Yani YouTube videoları yüklüyorlar, kendileri bloglar açıyorlar. Bu konuda kitap yazanlar var. Yani iki tane internetimiz var mesela. Bir tane Gizem Altın'dan bir bilet al. Bir de Barış Bakır Sırt Çantamda Avrupa mesela. Onlar internetle gitmiş ve internetle ilgili kitap yazmış. İnternetimiz de var. Başka sorularınız var mı? Evet. Başka soru var mı? İsteyenler yazabilir veya söz hakkı isteyebilir. Evet, bu yataklı vagon vesaire onları söylemiştik zaten. Yani Interrail dediğim gibi şu günlerde biraz zor tabii ki. Çünkü tamamen dövizle ilgili yani euronun bu kadar yükselmesi biraz zorlayıcıdır. Ama herhalde bu pandemi koşulları geçtikten sonra bir şekilde ona da adapte olup artık çünkü şu 1,5 senedir gezmeyi çok özledi herkes. Yani bırakın şeye gitmeyi. İnsanlar uzun bir süre evlerinden bile dışarı çıkamadılar. Bu sene böyle yavaş yavaş açılma olacaktır ama önümüzdeki yıl buna talep çok daha fazla olacaktır. Çünkü bu da bir ihtiyaç. Yani sadece eğlence için değil. İhtiyaç gereksinim. Yani size hem fiziksel açıdan hem de özellikle gençlerin hem ruhsal açıdan her anlamda besleyecek bir program Interrail. Ertuğrul'un bir sorusu var. Derya. Buyurun. Konaklamayı kamp yaparak halleden interrailciler var mıdır acaba? Evet, var. Yani şöyle, Avrupa'da kamping alanları var. Yani çadırınızı taşıyabilirsiniz. Ufak, eğer şey bir çadırsa, hafif bir çadırınız varsa. Kamp alanlarında da konaklama yapabilirsiniz. Bu mümkün. Hatta interrailde şey yapan da çok oluyor. Yani eğer büyük bir istasyonsa, bir uyku tulumu ve mat yanınızda götürün mutlaka. Eğer büyük bir istasyonsa ve herkesin konaklamasına izin veriyorsa hani bir matınızı sevilerek uyku tulumunuzla o geceyi orada geçirmek de mümkün. Ama tabii ki 20 günlük bir gezinin 20 günü 20 gecesi böyle istasyonlarda geçmez. Mutlaka zaman zaman gece trenlerini almalısınız ya da zaman zaman hostel de almalısınız. Ama kamp da bir seçenek. Yani kamp bazen böyle şehir dışında olduğu için çok tercih edilmeyebiliyor. Ama dediğim gibi elinizin altında bir interrail bileti olduğu için çok rahatlıkla bunu da deneyebilirsiniz. Mutlaka çadırınızı taşımak zorunda değilsiniz. Orada çadırda kiralayabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, elinizin altında bir bilet var. İstediğiniz zaman istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Canınız sıkıldıysa hemen bir sonraki durağa devam edebilirsiniz. Ya da çok sevmiş olabilirsiniz. Hani aslında programınızda o gün 2 gün kalmayı düşünürken hani 3-4 gün kalabilirsiniz. O anlamda size özgürlük tanıyan, esneklik tanıyan keyifli bir gezi Interrail. Evet, başka soru yoksa ufaktan kapatalım isterseniz. Sizin de söyleyecekleriniz. Evet, süremiz de dolmak üzereymiş zaten. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Umarım faydalı olmuştur. O yüzden herkese tavsiye ettiğimiz bir gezi. Çok gönül rahatlığıyla seve seve tavsiye ettiğimiz bir gezi. Yani şey de çok var tabii. Gençler ne kadar yani buna ilgi duyması bir gencin ben bunu çok anlamlı buluyorum. Yani farkındalığı yüksek demektir bu şekilde gezmesi. Yani çünkü kendi sınırlarını keşfediyorlar, zaman zaman zorlanıyorlar. İşte adres buluyorlar. Yani bir macera değil aslında artık yurt dışına gitmek yani Avrupa'ya gittiklerin dediğim gibi seyahat kültürünün çok geliştiği bir noktaya gittiği için ellerinin altında birçok şey çok rahat bulunabiliyor. Ama yine de böyle bir şeyi tek başına ya da birkaç arkadaşıyla birlikte çıkması bir genç için çok anlamlı. Buna talep etmesi ve şey de çok var tabii. Şimdi hep şeyde vurgu yaptım yani euronun yükselmesi biraz zorlayacaktır ama bu kış döneminde özel ders verip ya da çalışan öğrenciler oluyor, para biriktirip yazın bu birikimlerini bu yönde kullanan öğrencilerimiz çok. Yani ben hep şey diyorum hani pahalı markalara vesaire giysiye ve telefonlara harcama yapacağınızda bunları harcama yapın. Çünkü bunlar ileride çok keyifle anlatacağınız anılardır. Ve uzun vadede de fark ediyorsunuz bu size kattıklarını. O anda belki anlamasanız bile gittikten sonra ben ne yapmışım? İyi ki gitmişim. Vay be ne çok şehir görmüşüm diyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ben de şahsen teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşi oldu.
Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Volkan Bey, kapanışı siz de yapalım. Evet, benim de eklemek istediğim şöyle bir şey var. Bir Avrupa maceram oldu. Eğitim hayatında Avusturya'da, Viyana'da eğitim görme şansım oldu. Ama yani hiç şey olmamıştı. Bir Avrupa'yı görmemiştim. Hiçbir şehrine, yani Türkiye'den dışarı çıkmamıştım. Hiç bilmediğim bir yere gittim. Yani şansıma da güzel bir yere gittim. Tamam, araştırdık internetten. Ama böyle bir fırsat olsaydı, mesela Avrupa'dayken tabii gezme şansımız oldu ama başka, mesela Barcelona'yı çok beğenmiştim şehir olarak. Hani dedim ki ya Viyana olmasa mıydı, Barcelona mı olsaydı, yani İspanyolca mı öğrenseydim gibi bir şey oldu. Hem kültür olarak bize daha yakınlar, daha sıcak insanlar diye. Bence hani gençler şu anda herkes, benim de tanıdığım böyle lise kuşağındaki gençler hani bana soruyor, hani nasıl böyle Avusturya'ya gitmişsin gibi konuları soruyorlar. Anlatıyorum ama böyle bir imkan varken hani kendilerini gidip görüp deneyimlemesi yani çok iyi olabilir. Yani bu sadece lise veya üniversite gitmek için de yüksek lisans olur mesela. Tabii hani, öyle bir şey de gidip birkaç şehri birden görüp bir sürede evet burası bana daha uygun, burada yaşayabilirim, burada devam edebilirim, eğitim görebilirim demesi çok büyük bir şans. Yani biz keşke bundan ben de yararlansaymışım dedim yani şu anda. Evet, evet. Üzüldüm şimdi önceden haberiniz olmasına. Yani hala vaktiniz var. Yani herkes gidebilir, gençsiniz de. Yani bize zaman zaman böyle anne babalar da gelir. Yani böyle çocuğum böyle bir yere gidecek, güvenli mi, gidebilir mi vesaire gibi. Hani internet tanıtım toplantıları da düzenliyoruz biz. Böyle o sene sezon gitmek isteyenlerin bir toplu halde bir bilgilendirme yapıyoruz. Daha önce internete gitmiş olanlar sizin gibi böyle deneyimlerini, kendilerinden birinin deneyimlerini aktarması çok anlamlı oluyor tabii. Gerçekten hem çok güvenli bir gezi, hem çok eğlencesi bol, hem de kazanımları bol bir gezi. Sadece biraz bütçeyi ayarlamak gerekecek ama yine de evet, çok ekonomik tabii. Evet. Yine de çok ekonomik birçok programa göre. Dediğiniz gibi bu bir ön gezi de olabilir. Yani sizin gibi dışında uzun süre okumak isteyenler için, master, lisans programlarına gitmek isteyenler için bir ön araştırma gezisi de olabilir. Yani o şey, ülkeleri gözlemlemiş de olabilirsiniz. O açıdan da avantajlı olacaktır. Evet, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ben bu da çok keyifli ederim. Oldu. Evet, gerçekten. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Çok sağ olun. Bir sonraki söyleşilerimizde katılımlarınızı bekliyoruz. Herkese tamam, çok teşekkür zaman, ediyoruz. Her zaman keyifli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Derya Hanım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öyle. İyi günler. İyi günler.